gündeyiz. Cuma namazındayız. Yeah.
karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamıştı. Tam boykot sona ermişti ki bu sefer de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini daima himaye eden amcası Ebu Talib'i ve en sıkıntılı zamanlarda destekçisi olan sevgili eşi Hazreti Hatice annemizi kaybetti. Peygamberimizin himayesiz kaldığını düşünen müşrikler ona reva gördükleri eza ve cefayı daha da arttırdı. Bir çıkış yolu arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gitti. Ancak orada da hakaretlere maruz kaldı. Hatta taşlandı ve mübarek ayakları kan revan içinde kaldı. İşte teselliye en çok muhtaç olduğu böyle bir zamanda Cenab-ı Hak Habibini himaye ederek ona İsra ve Miraç mucizesini lütfetti. Kıymetli müminler, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra, sevgili Peygamberimizin bir gece Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Mescid-i Aksa'dan en yüce makama kabulünün adıdır. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü Miraç'tan ümmetine üç büyük hediye ile dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah'la kul arasındaki güçlü iman bağının bir tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz, bedenen olduğu kadar zihnen ve kalbende insanı kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli, adil olması beklenen insandır. İşte bu yüzden ayet-i kerimede muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyurulmuştur. Kıymetli Müslümanlar, Miraç'ın bir diğer hediyesi Amener Rasulü olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayetidir. Bu ayet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı bize öğretir. Miraç'ın son hediyesi ise ümmeti Muhammed'den Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Kıymetli Müslümanlar, unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık Müslümanların Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, bütün yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet etmelerine engel olamayacaktır. Huzura, barışa ve umuda kasteden zalimler kendi yaptıkları ateşin kurbanı olacaklardır. Miraç'ın yüreğimizde kanayan emaneti Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Asırlar boyunca Müslümanların idaresi altında barış ve selamet yurdu olarak anılan Kudüs, bugün işgalin, zulmün, şiddetin ve acının toprağı haline getirilmiştir. İbadet özgürlüğünü hiçe sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir yandan müminlerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine engel olmakta, diğer yandan bir cuma vakti Yeni Zelanda'da camide ibadet eden masum Müslümanları hunharca katletmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın mescitlerinde onun
olmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Aziz müminler, Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalbimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Allah'tan gelen namaz davetine yürekten icabet edip omuz omuza kıyama duralım. Miracın bereketiyle secdeye varalım. İmanın huzurunu, kul olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuşmak için umudumuzu ve duamızı eksik etmeyelim. Önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Miraç gecesinin İslam aleminin birlik ve beraberliğine, yükselmesine ve yücelmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Ela inne ahsenel kelam ve eblega nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el kur'an fastemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhil islam. Allahu Ekber. Eşhedü en la